Karla ilgili bir haberimiz var. Eldibiran Aya'nın uyarılarından sonra aslında yine uyarı içerikli bir haber sayın seyirciler. Kar ve buzlanma trafikteki sürücüler kadar az önce de sohbetimiz sırasında söyledik. Kaldırımları kullanan yayalar için de büyük tehlike. Bir anlık dikkatsizlik sonucu yaşanan kazalar bel, bilek ve bacak kırılmalarıyla sonuçlanabiliyor malumunuz. Uzmanlar kar ve buzlu zeminde düşmeden yürüyebilmek için dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çekiyor. Nedir o noktalar? İzleyelim. Kar, soğuk ve buzlanma. Üçü bir araya gelince ortaya işte bu görüntüler çıkıyor. Bir anlık dalgınlık sonrası yaşanan ani düşmeler ciddi sakatlanmaları beraberinde getirebiliyor. Soğuk havada kötü bir sürprizle karşılaşmamak için dikkatli olmak gerekiyor. Yani önce topuğu saplamak, sonra önünü basmak, tekrar diğer topuğu saplamak şeklinde gitmemiz ve kısa adımlarla, günlük yürüyüşümüzden daha kısa adımlarla ve daha temkinli olarak yürümemiz lazım. Bir diğer konu yürürken ellerimiz. Ne yapacağız? Düşme esnasında ellerimiz bizi kurtarma ihtimali olduğu için hiçbir zaman cebimizde olmaması lazım. Alınan tüm tedbirlere rağmen yere düşmek kaçınılmazsa kazayı kırıksız atlatabilmek için uzmanların altın niteliğinde tavsiyeleri de var. Öncelikle hemen dizlerimizi kırmamız lazım ki yere düşme mesafemizi biraz daha kontrol altına alalım ve kısaltalım mesafeyi. Dizlerimizi kırdığımız an yere daha yakın mesafeden çarpmış olacağız. Çarparken yaptığımız hatalardan bir tanesi elimizi yere koymak. Eğer elimizi yere koyarsak en sık karşılaşılan bilek kırıklarıyla karşılaşırız. Bu yüzden yana düşme ihtimalimize karşı omuzumuzun üzerine omuzumuzu kilitleyerek omuzumuzun üzerine yatmamız lazım. Kuyruk sokumun üzerine oturarak bel kırıkları çok sık görüyoruz bu dönemlerde. O yüzden kuyruk sokumu yerine yan tarafa kalçamızın üzerine doğru dizlerimizi kırarak kendimizi yere bırakmamız lazım. Ve karlı havalar için en önemli uyarı yaşlılar için. Uzmanlar yaşlı ve risk grubundakilere karlı günlerde dışarı çıkmamayı tavsiye ediyor. Belli yaşın üzerindeki kişilerin şu hava koşullarında evden çıkmaması. Çünkü onların kemikleri biraz daha kırılmaya meyilli ve iyileşme süreleri biraz daha uzun. O yüzden belli yaşın üzerinde osteoporoz sürecine girmiş bayanlar veya erkeklerin şu hava şartlarında dışarı çıkmalarını çok tavsiye etmiyoruz.